bayram öncesi Lidl Bey'e gittik. Oradan iki parçalık ürün aldım ben. Bir tanesi şöyle bir tişört. Beyaz, üzerinde farklı farklı tabelalar mı diyeyim artık, ne diyeyim. Aslında bu bir erkek tişörtü. Gördüğünüz gibi epey bir salaş ama zaten medium bedeni. Ben böyle tişörtleri özellikle mom jeanslerin üzerine çok seviyorum. Erkek reyonundan böyle bir tişört aldım. Tişörtlerde tek fiyat vardı ama indirim, kırmızı etiket vesaire yoktu. Direkt 19.90 yazıyordu. Bakmanızı öneririm. Bayan tişörtlerinde de vardı. Fakat bayan tişörtleri biraz genel olarak dar oluyor. Yani large'ını bile alsanız belli bir kesimi oluyor. Erkek tişörtleri böyle gayet salaş, hırkalarla vesaire çok güzel oluyor. Lidl Bey'e gitme amacım, uzun zamandır aradığım pantolonun bedeninin hiçbir yerde olmamasıydı. Teker teker bütün şubeleri aradım. Yalova'da şubesinde buldum. Yeğenimle birlikte aldık biz bunu. Zaten pantolonlarda kampanya vardı. İkincisi %50 indirimliydi. Biz parayı ortadan bölüşerek ikimiz de aynı pantolonu aldık. Bir mom jeans aldım. Bu epey bir mom jeans. Paçalarını şöyle kıvırdım ben. Şöyle gördüğünüz gibi epey yüksek belli. Hafif böyle eski kot kumaşlarına çok benzettim ben bunu. Yani şimdiki kot kumaşlarının dokusu falan daha farklı. Böyle daha eski gibi 80'ler 90'lardaki şey gibi, desen gibi diyebilirim. Bu kotu bulana kadar canım çıktı. Kodu Norah Odetta'ydı sanırım. Aşağıya yazarım zaten. Kodların fiyatı 120 TL'ydi. İkincisi %50 indirimli olduğu zaman tanesi 90 TL'ye gelmiş oldu. O kadar rahat bir pantolon ki size anlatamam. Özellikle kışın çok çok iyi olacak. Ben zaten Lidl'ın pantolonlarının kesimlerine bayılıyorum. Alışveriş merkezinin içerisinde bir dükkan daha vardı. İsmini hatırlamıyorum. Ama farklı farklı markaların ürünleri vardı. Mesela Cotton'un falan ürünleri vardı. Şöyle bir, ne derler buna? Tulum mu denir? Şöyle bir tulum aldım. Bahçıvan tulum. Şöyle gördüğünüz gibi bildiğiniz bahçıvan geliyor. Böyle. Epey yüksek belli. Ve çok uzun değil. Kısa. Yani nasıl göstereyim? Şöyle boyu var. Yani şu kadar bacakları var diyebilirim. Ben çok uzun boylu bir insan olmadığım için benim tam böyle bileğimin çok az üstünde bitiyor. Arkası da şöyle çapraz geliyor askılara. İsterseniz bunu bu şekilde ön kısmını kullanmadan ya da böyle omzundan askılarını düşürerek pantolon gibi de kullanabilirsiniz. Eğer sıkılırsam dedim, şu kısmını komple kestiririm. Direkt böyle pantolon gibi kullanırım. Çok tatlı duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Böyle epey bol. Hafif de kısa olunca çok cici geldi gözüme. Bu Dilvin markasına ait. Bunu da 69.90'a aldım. Kış gelmeden bir kere giymek istiyordum. Bir kemere ihtiyacım vardı. Şöyle bir kemer aldım. Bunu bizim burada böyle çanta, takı toka satan bir yer var. Çok güzel bir dükkan. Oradan aldım. Bu kemerin desenine bayıldım. Şöyle delikli delikli. Orta kısımlarında da zımbalar var. Bakır, gümüş ve altın rengi. 20 TL'ye aldım. Çok da kaliteli. Ben çok fazla çanta kullanan bir insan değilim. Daha çok cüzdan kullanıyorum. İçerisine anahtarımı, telefonumu atıp böyle elime alıp çıkıyorum. O yüzden çantadan ziyade cüzdan almaya çalışıyorum. Şöyle bir cüzdan gördüm orada. Çok hoşuma gitti. Böyle çok şeker. Üzerinde zımba ve taş var. Eski model. Şurası böyle çevrilenlerden. Askısı da var. İsterseniz yandan da asabiliyorsunuz. Ama bunu çıkartabiliyorsunuz. İki tane bölmesi var. Bir de ortada şöyle küçük bir yeri var. Buraya işte paranızı vesaire, anahtarınızı koyabilirsiniz. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Şöyle tam benim telefonuma göre bu şekilde şuradan da kapattıktan sonra benim telefonum biraz büyük olduğu için buna bile sığmadı. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Derisi de çok güzel, yumuşacı. Bu sanırım 45 TL civarıydı ama 30 TL'ye verdi. Yine aynı yerden şal aldık. Bunu Zeynep'le ikimiz aldık ve her gördüğümüzde içimiz gidiyordu. Sırf kumaşının yumuşaklığı yüzünden. Yani
boktan anlaşılıyordur zaten herhalde. Yumuşacık, inanılmaz yumuşak ve yokmuş gibi. Buradan bu kadar ince göründüğüne bakmayın. Şu an ışıktan dolayı öyle görünüyor. Bu arada bu videoyu epey geç bir saatte çekiyorum. Şöyle göstereyim renklerini. Yeşilden başlıyor. Kahve, bordo, tekrar kahve ve turuncu. Renklerin uyumu inanılmaz. Yumuşacık, yok gibi. Kumaşı böyle hafif şey gibi. Buruşuk, crinkle gibi bir kumaş. İkiye katladığınız zaman kesinlikle iç göstermiyor. Epeyce uzun. Kenarları da şu şekilde püsküllü. Gerçekten çok çok güzel bir şal. Bunu da 30 TL'ye aldık. Küçük bir kırtasiye alışverişim oldu. Artık kurslarım başlayacağı için benim fazlaca not almam gerekecek. O yüzden şöyle iki tane çok diriş defterler aldım. Bunların dış şeyi çok hoşuma gitti. Böyle naylon bir dışı var. İlk sayfası bu şekilde, daha sonra çizgili bir defter. Bunu fotoğrafçılık kursu için aldım. Allah nasip ederse başlarsa, açılırsa gideceğim. Bunların tanesi 3.75'ti. Şöyle dörtlü bir highlighter kalemlerden, fosforlu kalemlerden aldım. Bunun 4 tanesi 4.90'dı şoklarda. Bununla bir kendi yap projesi yapacağım, o yüzden aldım. Pazar alışverişimiz oldu. Onu da göstereyim. Şöyle pazardan bir tane şal aldım kendime. Pamuklu şallardan, yumuşacık, böyle hafif, bu da şey gibi. Bu da hafif böyle crinkle gibi. Yani biraz buruşuk bir modeli var. Kenarlarında şöyle yine bordo ve hardal rengi püskülleri var. Bu da çok hoşuma gitti bu şalda. Bunun fiyatı 15 TL'ydi sanırım. Böyle pazarlarda eşarpçılar oluyor. Onlarda bunlar gerçekten uygun oluyor. Kumaşını çok beğendiğim için işte bir de bunu almış oldum. Sonra 3 tane de kumaş aldım. Bizim burada böyle bazen çok güzel kumaşlar bulunabiliyor. Bunlardan da şal yapacağım. Terziye götürüp kenarını çektireceğim. Çünkü istediğiniz her desen şalı bulamıyorsunuz. Ama kumaşlarda çok güzel desenler olabiliyor. Mesela ilk olarak şöyle kirazlı bir kumaş aldım. Kumaşları çok güzel. İncecik ve böyle hani tiril tiril kumaşlar. Böyle kirazlı. Çok çok hoşuma gitti. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Daha sonra bu da çok hoşuma gitti. Bunun da şöyle deseni var. Çok çok güzel böyle kareler içerisinde. Güzel, çok değişik. Aslında biraz can canlı. Ben böyle şeyleri takmayı çok fazla sevmem. Genelde hep spordur her şeyim. Şöyle. Ama özel günlerde falan güzel olur diye düşünüyorum. Düğünde, dernekte. Çok güzel bir deseni var ve hani kumaşın size nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama yumuşacık. Çok çok güzel bir kumaşı var. Dediğim gibi bunların kenarlarını terziye yaptıracağım. Bunların da 3 tanesi 10 TL'ydi. Yani 3 tane şalı 10 TL'ye almış oluyorsunuz. Ve sonra şöyle bunları ne diye adlandırabilirim bilmiyorum. Kurdela değil bunlar. Şöyle göstereyim. Bunları ne için aldım? Yine dediğim gibi istediğimiz şalı bulamadığımız için kendimiz böyle çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum. Böyle şalların kenarına şu şekilde bunları şalların kenarına dikmeyi düşünüyorum. Hem farklı olur ve çok uyguna mal etmiş olursunuz. Bu tarz 10 liraya şallar alıp bunlardan alabilirsiniz. Çünkü bunların tanesi 1 TL ve içerisinde dünya kadar şey var. Özellikle şunun 11 TL'ye kimsede olmayan bir şalı kullanmış olursunuz. Yani böyle yapmak istedim. Mesela bu örgü gibi dantel ve eski bir kumaşı var. Şöyle göstereyim. Bunu da şalları süsleyebilirsiniz bunlarla. Boynunuza çokarı yapabilirsiniz. Bileklikler yapabilirsiniz. Ne bileyim, pantolon paçalarını, elbiselerinizin kollarını, her yeri bunlarla süsleyebilirsiniz. Bir de şöyle mavi rengini aldım. Bu birazcık daha ince. Bunu muhtemelen böyle aralıklı olarak 3 tane yapacağım. Bunların da tanesi 1 TL'ydi. Dediğim gibi kendi yap fikirlerinde kullanabilecek çok güzel şeyler.
Bunları sizinle bir videoda belki birlikte yapabilirim. Eğer isterseniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve pazarların en sevdiğim yanı, dışarıda çok pahalı olan şeyleri çok çok uyguna bulmanız. Uzun zamandır istediğim şeylerden buldum. Bakar mısınız? Böyle çok çok minnoş minnoş WhatsApp emojileri şeklinde bu şeylerden aldım. Arma mı deniyor bunlara? Böyle simli. Şöyle maymuncuk aldım bir tane de. Ve en sevdiğim ikon. Şöyle bir tane de prenses aldım. Bir de şöyle kiraz şeklinde bir tane aldım. Bunlarla ya çanta süsleyeceğim ya da pantolon da süsleyebilirim. Bilmiyorum. Muhtemelen arkalarına yaka iğnesi takarak kullanacağım. Çünkü direkt bir şeyin üzerine koyup ziyan etmek istemiyorum. İğne takarsam her şeyi kullanabilirim. Ve şaka gibi olacak ama bunların tanesi 50 kuruştu. Ve daha bir sürü çeşidi vardı. Şimdilik sadece bu 5 tanesini aldım. Bunlarla da yine bir video çekip sizinle birlikte yapabiliriz. Yine alışverişimin yıldızlarından, yine pazardan ama çok sevimli olan bir ürün. Bu bir telefon kapağı. Böyle gördüğünüz gibi. İçerisinde 2 tane çok sevimli ördek var. Ve böyle mavi bir sıvı var. Pazarın güzel yanı 10 TL'ye almış olmam. Çok güzel. Sonra şöyle poşet klipslerinden aldım. Jumbo poşet klipsleri. Bunlar işte bisküvilerimiz, kuru yemişleriniz, çekirdeğiniz, cipsiniz. Bayatlamasın diye ağzına mandal şeklinde tutturuyorsunuz. Bunu sanırım 3,5 liraydı bu 4 tane. Patates, salatalığı vesaire şekilde dilimlemek için şöyle bir şey aldım. Bunu özellikle patates cipsi yaparken çok kullanıyorlar. Bu şekilde kestiğiniz zaman şöyle üzerindeki şekillerden oluyor. Vallahi yanlış hatırlamıyorsam bunda ne alırsam 3,5 olan yerden almıştım. Böyle bir çırpıcı. Her şey yapabiliyorsunuz bununla. Hatta şöyle size göstereyim. Bu kahvelerin üzerinde köpükleri falan yapmak için çok iyi oluyor bunlar. İçine bir adet kalemkil takıyorsunuz ve burada bir basma yeri var. Buna basarak gördüğünüz gibi epey bir sallanıyor. Bununla köpükler yapabiliyorsunuz. Şaka gibi ama ben bunu sadece 5 TL'ye aldım. En güzel yanı da o oldu sanırım. Pazarlarda böyle şeyler çok uygun oluyor. Normal bir dükkandan alsam ne kadar olurdu fiyatı bilemiyorum ama pazardan sadece 5 TL'ye aldım. Bunu şöyle kaçırayım. Şöyle çay karıştırıcı, çay kahve karıştırıcı böyle. Bakar mısınız? Şöyle güzel. Bildiğimiz büyük çırpıcıların, bu kek pasta yaparken karıştırırız ya. Onların küçükleri. Bunun içerisinde böyle 6 tane var. Şöyle gördüğünüz gibi. Çay bardaklarının içine kahve. Çay bardağına belki büyük gelebilir ama kahve bardaklarının içine çok çok orijinal. Yani çok tatlı. Gerçekten çok beğendim. Bu da ya 4'tü ya 5'ti fiyatı. 6 tanesini 4-5 liraya falan almış oldum. Bakalım paslanırsalar artık yapacak bir şey yok. Bu Fresh Cook markasının şeyleri de güzel oluyor yani. Ben pasta kursuna giderken falan çoğu şeyimi bu markadan almıştım. Ya paslanırsa da acımazsın fiyatını atarsın. Bir ürünüm ise bir beslenme kabı. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Ya hamburger şeklinde. Şöyle yanında açma yerleri var. Üstte böyle susamlı. İlk kapağı açtığınız zaman şöyle yeşil bir yer çıkıyor. Marul ya burası ki. Çok böyle geniş olmayan bir yer. Buraya kuru yemişlerimi koyabilirim. Sonra bunu da kaldırıyorsunuz. Yine onun gibi bir yer daha çıkıyor. Böyle. Ve bunu kaldırdığınız zaman buradan daha geniş bir alan çıkıyor. Mesela salatamı yapıp yanına işte kuru yemişimi vesaire alıp bu şekilde dışarı çıkarken kullanabilirim bunu. Plastik bu. Bunu da 5 TL'ye aldım. Biliyorsunuz ben artık biraz daha yediğime içtiğime dikkat etmeye başladım. Normal şeyler yemek yerine böyle kendime farklı şeyler hazırlıyorum. Bir Instagram hesabı daha açtım onun için. Takip etmek isterseniz şöyle şuralara bir yerlere ismini yazarım. Aşağıda linkini bırakırım. Çalışım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biraz uzun oldu çünkü diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.